Eğer bir üçgenin alanını bulmak istiyorsak yapmamız gereken şey şu. Şu boyalı olan üçgenin alanı isteniyor. Herhangi bir kenarıyla o kenara ait olan yüksekliği çarpacağız. Şimdi biz istersek taban olarak burayı seçebiliriz ama bilmiyoruz durumu. İstersek bunu da seçeriz ama bunu da bilmiyoruz. Bu nedenle ben AC uzunluğunu taban olarak seçiyorum. Taban uzunluğu 6. Eğer yüksekliği ile çarpıp 2'ye bölersek alanı bulacağız. Bunun yüksekliği de şunları boyadım. A ve C'yi şu an kullandım. Kullanmadığım köşe neresi? B köşesi. B'den bu kırmızıya doğru indirilen dikme bu 6 birimlik uzunluğun AC'nin yüksekliği olacak. Tabii ben dikmeyi şöyle indiremem. Böyle indiremeyiz dikmeyi. Bu geniş açı olur. 90 derece olmaz. Her zaman böyle üstüne doğru da gelmez. Uzantısına da indirebiliriz dikmeyi. Bu doğrunun şöyle kesik kesik çiziyorum. Uzantısı şu. Böyle sonsuza doğru uzattığımızı düşünürsek bunun üzerine indirilen dikme olacak yükseklik. İndiriyorum dikmeyi. Şöyle. O da bu uzunluk olur. Şurası 90 dereceymiş zaten. Yani 6 birimlik AC uzunluğunun yüksekliği BD olur. 5 birim. İkisinin çarpımının yarısı da üçgenin alanını veriyor. Yani alanımız alan eşittir 5 çarpı 6 bölü 2. Sadeleştiriyorum. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3. 5 ile 3'ü çarpıyorum. 15. İşte bizim aradığımız üçgenin alanı 15 olur.